baktığında hem kilometre olarak, mesafe olarak da çok daha rentable bir işlem olmuş olacak. Bu da yıllık 1 milyon ton atığın taşınmasında 6 milyon kilometrelik bize bir tasarruf sağlayacak. Bu sadece işletme maliyeti değil, aslında çevreye verdiği, yollara verdiği zararları da bertaraf etmiş olacak bu sistem diyebiliriz. Efendim 2020'de pek çok sorunumuz oldu. Acılar yaşadık, depremler oldu, şehitlerimiz oldu. 2021 yılına hepimiz umutla başlayacağız. 2021 yılının acısız bir yıl olmasını, güzel bir yıl olmasını, sağlıklı bir yıl olmasını, Covid-19'un artık ülkemizden ve dünyadan gitmesini istiyoruz. Çocuklarımız okullara gitsinler, öğrensinler, sosyal yaşamın içinde yer alsınlar. Hayatın güzel olmasını istiyoruz ve diliyoruz. Bu akşam da bütün yurttaşlarımızın huzur içinde bir akşam geçirmelerini diliyoruz. En büyük arzumuz bu. Efendim, siyasi isimlerden yılbaşı mesajları geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün yayınlanan yılbaşı mesajında ekonomi reformları aslında ön plandaydı. Aynı zamanda özgürlükler üzerine de açıklamaları oldu 2021 için. Bir de dün sanatçılarla ilgili bir açıklaması vardı. Tanımlamaları bugün tartışılıyor. Siz nasıl değerlendireceksiniz bu açıklamaları? 2020'de sadece pandemi süreci değil, sadece depremler değil, ekonomi konusunda da çok kötü bir yıl geçirdik. Yoksulluk derinleşti. Malum. Açık. Binlerce insan çöp konteynerlarından besleniyor. Dolayısıyla ekonomide ciddi bir değişime, ciddi bir dönüşüme ihtiyaç var. Yani faiz ve döviz ekseninden ekonominin kurtarılarak üretim, yatırım ve istihdam eksenine dönmesi lazım. Eğer bunu yapabilirlerse çok güzel bir şey yapmış olurlar. Milyonlarca üniversite mezunu bu ülkede işsizken herhalde bunun bir sorumlusu vardır. O sorumlu diyor ki ben milyonlarca İşsize ben iş bulacağım, ekonomiyi düzelteceğim, ekonomide reform yapacağım. Bunları yaparsa alkışlarız. Bu kadar basit. Keşke herkesin işi olsa, keşke herkes rahatlıkla, huzur içinde çalışsa, üretse, alın teri dökse, kazandığı parayla akşam evine huzur içinde dönse. Bizim de en büyük arzumuz bu. Bunu vaat ediyor ve gerçekleştiriyorlarsa benim de görevim onları alkışlamaktır. Ama bunu yapmıyorlarsa kimse kusura bakmasın, ben o zaman eleştiririm. Yani Londra'daki bir avuç tefeciye değil, bu ülkenin insanına çalışacaklar. Eğer akılları başlarına gelmiş, artık biz faizcilere değil, tefecilere değil, kendi halkımıza, kendi işsizimize çalışacağız, onlara istihdam yaratacağız diyorlarsa benim başımın üstünde yerleri vardır. Beklediğimiz sanatçılarla ilgili de şunu ifade edeyim. Sanatçılar aykırı insanlardır. Dolayısıyla düşüncelerini özgürce ifade ederler. Dünyanın her tarafında, çağların her döneminde de sanatçılara her zaman saygı duyulmuştur. Sanatçılar her zaman toplumun saygın bireyleri olarak görev üstlenmişlerdir, görevlerini yapmışlardır. Kimi tiyatroda, kimi sinemada, kimi romanda, kimi öyküde, kimi şiirde. Herkes kendi alanında, sanatın yedi dalında da insanlar çalışmışlardır, görevlerini yapmışlardır. Bu vesileyle ben bütün sanatçılarımızı saygıyla anmak isterim. Pandemi süreci içinde özellikle sanatçılarımızın önemli bir kısmı büyük bir ekonomik krizle de karşı karşıya kaldılar. Belediyelerimiz bu konuda sanatçılara büyük destekler verdiler. Vermeye de devam ediyorlar. Umarım 2021 yılında pandemi sona erer ve sanatçılarımız da sanatlarını icra etmeye devam ederler. Efendim, az önce de Sayın Devlet Bahçeli sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Sizin de açıklamanıza atıfta bulunduğu için soruyorum. Patır patır cinayet işleyen katilleri azmettiren, bunlara yardım ve yataklık yapan canilerin tıpış tıpış serbest kalacağı bir dünya, bir Türkiye yoktur diyor 2021 için. Biz hiçbir zaman canileri savunmadık. Hiçbir zaman. Terörü de savunmadık. Tam tersine şiddeti kim hayatının bir parçası olarak kabul ediyorsa, insanları öldürüyorsa, cinayet işliyorsa bunların tamamına karşıyız. Ama hayatı boyunca sadece düşüncesini açıkladı diye insanları hapse atarsanız bu yanlıştır. Dünyanın gidişine terstir. Allah'ın bize verdiği en değerli şey nedir? Akıldır. Her birimiz farklı şeyler söyleyeceğiz. Düşüncelerimizi açıklayacağız. Düşüncelerini açıkladı diye bir insan hapse mi atılır? Hapse atılmaz. Hele hele 21. yüzyılda. Herkesin düşüncesi, kendi düşüncesi saygındır. O düşünceye katılırsınız veya katılmazsınız. O ayrı bir şeydir. Dolayısıyla bunları birbirinden ayırmamız gerekiyor. Farklı düşünceler ifade ettiği insanı terörist olarak, cani olarak ilan edemezseniz doğru değil. Hele bakın, yeni bir yıla giriyoruz. Olabildiğince herkesi kucaklayıcı mesajlar vermek istiyorum. Hiç kimseyi özel olarak eleştirmek istemiyorum.
Ama beklentimiz nedir? Daha güzel bir Türkiye. Huzur içinde yaşayalım bu ülkede. Kavgasız bir Türkiye istiyoruz biz. Birlikte yaşayabileceğimiz bir Türkiye istiyoruz. Elbette ki herkesin siyasi görüşü farklı olabilir, yaşam tarzı farklı olabilir, kimlikleri farklı olabilir, inançları farklı olabilir. Ama biz bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bir arada yaşamak istiyoruz. Kardeşçe yaşamak istiyoruz. Niye ayrılalım? Niye kavga edelim? Siyasiler kavga ettirmek istiyorlar bizi. Ben 30'a düşmeyeceğim. Ben 83 milyon yurttaşımızı kucaklayacağım. 183 milyon. Hangi partiden, hangi kimlikten, hangi yaşam tarzından olursa olsun, Türkiye'nin veya dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, benim insanım çok değerlidir ve ben o insanın düşüncelerine de, inancına da, kimliğine de saygı duymak zorundayım. Peki benim derdim nedir? Eğer o açsa ben de açım. O işsizse ben de işsizim. Ben ona iş bulacağım, aç bulacağım, o huzur içinde akşam evine gidecek. Dolayısıyla siyasetçinin derdinin bu olması lazım. Ya siyasetçiler niye kavga eder? Niye kavga eder? Vatandaş açsa, kardeşim onun karnını nasıl doyurmadın diye benim sorma hakkım var. Çünkü ben iktidar değilim. Ama iktidarsam onun bana bu soruyu sorma hakkı var. Sen iktidarsın, bu insanlar neden aç? Bu kadar insan neden çöp konteynerlerinde geçiniyorlar diye. Bana sorma hakkı var. İnşallah göreceksiniz. İnşallah önümüzdeki süreçte iktidara geldiğimizde bütün bu sorunlardan Türkiye'yi arındıracağız. Bütün bu sorunlardan. Samimiyim. İnanıyorum. Türkiye zengin ülke. Türkiye'nin kaynaklarını bir avuç tefeciye yedirmeyeceğim. Türkiye'nin kaynaklarını. Bu ülkenin insanı için kullanacağım. İşçisi için, memuru için, esnafı için, emeklisi için, çiftçisi için. Kim üretiyorsa, kim alın teri döküyorsa benim başımın üstünde yeri var. Ben onlar için çalışacağım. Bakın buradayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Bey de burada. Az önce belediye ile ilgili bazı bilgiler verdiler. Şimdi bakın burada kaç kişi çalışacak? Burada üretim yapılacak. Burada hem çevre açısından, hem üretim açısından, üretilen elektrik açısından ekonomiye ciddi katkı var. Duran bir yer ayağa kaldırılıyor. Şimdi bu işleri yapmamız lazım. Kavga değil. Bunları yapmamız lazım. Bunları yaptığımız takdirde büyüyeceğiz. Efendim siz sık sık türban gündemden kalkmalı diyorsunuz. Başörtüsü konuşulmamalı diyorsunuz. Sayın Fikri Sağlar'ın dün televizyonda bir yorumu oldu. Türbanlı bir hakimin hakkında sağlıklı karar vereceğini düşünmüyorum. Yani siz böyle bir durumda siz de aynı düşünceyi paylaşır mısınız? Nasıl yorumlarsınız efendim? Nasıl paylaşırım arkadaşlar? Ya çağın neresindeyiz biz ya? Kişi başörtüsü takar takmaz. Bu onun tercihidir. Peki benim görevim nedir? Onun tercihine saygı duymaktır. Efendim hakim böyle olursa ya da şöyle olursa. Hakim hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verirse gerçek anlamda hakimdir. Benim başımın üstünde yeri vardır. Bir daha ifade edeyim. Hukukun üstünlüğüne göre ve vicdani kanaatine göre karar verirse, adaleti dağıtırsa benim başımın üstünde yeri vardır. Başörtüsü takar, takmaz, başka bir şey yapar, yapmaz. O ayrı bir şey. O onun özel yaşam tarzıdır. Ona benim saygı duymam lazım. Ama ben saygı duyarken ondan ne bekleyeceğim? Gerçek anlamda adalet dağıtmasını bekleyeceğim. Adalet dağıttığı süre içinde hiçbir sorunum yok. Kaldı ki bizim zaten parti meclisinde de var. Üstelik hukuk mezunu arkadaşlarımız da var. Parti meclisinde görev yapıyorlar. Evet, dolayısıyla böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyorum ve doğru bulmuyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Erdoğan bir konuşmasında birkaç gün önce yerli ve milli muhalefetten söz etti ve sizi yerli ve milli muhalefet olmamakla suçladı ama başka bir şey daha ima etti. Yeni yılda da yerli ve milli muhalefetin oluşması için katkıda bulunacağına yönelik olarak bir imada bulundu. Erdoğan ortaya çıkmış yeni Sarıgül gibi, İnce evet. gibi, Cemzan gibi isimler de bu yerli milli muhalefetin bir parçası olabilir mi? Ben onları bilmem. Ama ben samimi söylüyorum. Yerliyim arkadaşlar. Milliyim arkadaşlar. Peki onları tanımlamak gerekirse nasıl tanımlamak gerekir? Onlar Katar yerlisi. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yerlisi ve millisi bir vatandaşım. Onlar da Katar yerlileri. Böyle ayıralım yani. Eğer ayırmak gerekiyorsa bir espriyle bunu sonlandıralım. Yerli ve milli olmak ne demektir? Bu ülkenin kaynaklarını bu ülkenin insanı için kullanmak demektir. Bu ülkenin kaynaklarını, bu ülkenin gelirini Londra'daki bir avuç tefeciye teslim eden kişiler yerli ve milli olamazlar. Yerli ve milli olamazlar.
kendi ülkesinde, kendi devletinde, kendi vatandaşından dolarla borç alanlar ve dolarla faiz ödeyenler, Türk lirasına itibar etmeyenler yerli ve milli olamazlar. Kendi paranı, kendi ülkende, kendi vatandaşından dolarla para borç alıyorsun. Dolarla faiz ödüyorsun. Bir de diyorsun ki ben yerliyim ve milliyim. Bu olmaz. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Bunları kabul etmiyorum. Yerli ve millilik kendi ülkesinin çıkarları için mücadele etmek demektir. Birisinden telefon geldiğinde bir hafta içinde papazı teslim ederseniz bu yerli ve milli mi oluyor Allah aşkına? Neresi bunun yerli milli? Bunları konuşmayalım arkadaşlar. Yeni yıla giriyoruz. Yeni yılda umut vaat edelim. Vatandaşlarımız huzur içinde bir akşam geçirsinler. İnşallah 2020 yılına, 21 yılına huzur içinde gireceğiz. Herkes mutlu olsun. Herkes güzel bir akşam geçirsin. Herkes evinde çoluk çocuğuyla beraber huzur içinde yaşasın. Biliyorum yüz binlerce evde huzursuzluk var. Çünkü yüz binlerce evde işsiz var. Üniversite mezunu işsizler var, okul bitirenler var, mühendisler var, mimarlar var, jeologlar var. Hayatın her alanında çalışan üniversite bitirmiş işsizlerimiz var. Onlara da 2021 yılında umut vermek istiyorum. İlk iktidar değiştiğinde umuyorum en kısa sürede herkesin işi olur, herkesin aşı olur, her evde huzur olur, her evde bereket olur, her evde tencere kaynar ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 21. yüzyılda hiçbir çocuk yatağa aç girmez. Hepinize teşekkür ederim. Bir sorum olacaktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin teftiş kurulunun geçmiş döneme ilişkin açtığı bazı dosyalar vardı. Onunla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirmesinde bulundu. Bu görevlendirme ne anlama geliyor? Teftiş kurulu çalışmalarını nasıl etkileyecek? Siz nasıl yorumladınız? Daha önce haberlerde erişme engeli gelmişsiniz. Eğer İçişleri Bakanlığı Ekrem Bey'in el attığı dosyalara ben de el atmak istiyorum. Dolayısıyla yolsuzlukları sadece sen değil ben de tespit etmek istiyorum diyorsa gelsinler zaten. Bizim çekineceğimiz, korkulacağımız hiçbir şey yok. Ekrem Bey bütün ihaleleri şeffaf yapıyor mu? Yapıyor. YouTube üzerinden yayınlıyor mu? Yayınlıyor. Bütün bunlar gerçek mi? Gerçek. Onlar da seyrediyorlar mı? Onlar da seyrediyorlar. Sadece Ekrem Bey mi? Hayır. 11 büyükşehir ve diğer belediye başkanlarımız aynı yöntemle çalışıyorlar. Her kuruşun hesabını millete veren bir belediye anlayışımız var. Bakın her kuruşun hesabını veren. Belediye başkanlarımız böyle çalışıyorlar. Her kuruşun hesabını millete veriyorlar. Yatırıma ne zaman başladılar? Nereye gidiyorlar? Finans kaynakları nedir? En ucuz finans kaynağını nerede bulabiliriz? Bütün bunların hepsini düşünerek yapıyorlar. Ve önemli olan şu. Yaptığınız harcamaları, verdiğiniz emeği halka anlatıyorsanız ve halktan sürekli destek alıyorsanız bundan daha güzel bir şey olamaz. Belediye başkanlarımız böyle bir anlayışla çalışıyorlar. 11 büyükşehir belediye başkanımız da böyle çalışıyor. İl başkanlarımız, ilçe başkanlarımız böyle çalışıyor. Devasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapamadığı 3100 liralık asgari ücreti de bizim belediye başkanlarımız uygulayacak. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan çok sayıda emekçi oturup kalksın, Cumhuriyet Halk Parti iyi ki büyükşehri aldı diye dua etsinler. Çünkü burada da asgari ücret net 3100 lira olacak. Geçen asgari ücreti yükseltmiştik ama İstanbul Büyükşehir yükseltmemişti. Çünkü o zaman Ekrem Bey başkan değildi. Şimdi Ekrem Bey başkan oldu. O da asgari ücreti en az 3100 lira yapacak. Öyle mi Sayın Başkan? Yaptık diyor. Gayet güzel. Dolayısıyla bakın kimin için çalışıyoruz? Alın teri döken işçi için çalışıyoruz. O da evine huzur içinde gitsin. Ya açlık sınırında asgari ücret mi olur? Adı üstünde. Minimum ücret. Yani en düşük ücret. Bundan gelir vergisi alıyorsunuz. Ya insan utanır ya. Ya bunun nesinden vergi alacaksın sen? Çünkü zaten işçi aylığını alırken vergi kesiyorsun. Harcamayı yaparken de vergi kesiyorsun. Otobüse binerken vergi ödüyor. Elektrik, doğalgaz, efendim yakıt bunlar ne? Arabası olsa benzin. Her şey için dolmuşa binecek vergi, her şey. Çocuğuna oyuncak alacak yine vergi verecek. Ya yetmedi mi arkadaşlar ya? Öbür taraftan bakıyorsun beşli çeteye, dünyanın milyarlarca liralık vergi avantajı var. O avantajı neden işçiye vermiyorsun? Neden? İşçi hangi koşullarda çalışıyor? Bazen eksi 20-25 derecede çalışıyor işçi. Emek harcıyor. Aldığı parayı hak ediyor. Devlet de onun hakkını teslim etmeli. Eğer Cumhuriyet Halk Partili belediyeler 3100 lira net asgari ücret veriyorlarsa bundan utanması gerekenler devleti yönetenlerdir.
Teşekkür arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Efendim çekiyoruz. Evet efendim. Hazır mıyız arkadaşlar? Bayağı, evet. Yalnız şantiye olanı bu kadar kadını bir arada görmeyin. Yani %51 şu anda kadın sayısı. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi aynı dönemlerde açılmış oldu. ...2017 Ağustos ayında sözleşmesi imzalandı, ertesimiz yapıldı ve Haziran 2019'da %40 gerçekleşmedeydik fiziki olarak. 21 milyon TL harcama vardı. Sonra şu anda en son akreditasyonda %71'deyiz. Tesisimizin amacı sadece organik atıkları, yemek fabrikalarına, otellerden gelen atıkları burada biyolojik reaksiyon sonucu Efendim hepinize teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.